Şimdi de sırada pahkırma unsuru var. Öncelikle bu unsur için kullanacağım dosyayı açıyorum. Pahkırma unsuru daha önce gördüğümüz yuvarlama unsuruna benzemektedir. Pahkırma unsuru için kullandığımız komut Modify paneli altında Chamfer komutudur. Komuta girdiğimde öncelikle pahın nasıl tanımlanacağı ile ilgili 3 farklı seçenek yer alır. İki farklı uzunluk girebilirsiniz. Bir uzunluk bir açı ya da iki uzunluk girerek pahı tanımlayabilirsiniz. Bu seçimden sonra benden istenen pahlanacak kenarların seçimi. Buradaki kenarı seçtim. Buradan da pah miktarını belirtiyorum ve OK ile devam ediyorum. Dikkat ederseniz belirtilen kısım girdiğim pah miktarıyla pahlanmış oldu. Pah komutunu yeniden çalıştıralım. Bu sefer buradaki iki kenarı seçiyoruz ve 1 milimetrelik bir uzunluk tanımlıyoruz. OK ile devam ettik. Bu kenarlar da pahlandı. Yeniden komuta girelim. Şimdi bir uzunluk ve bir açı yöntemiyle pahı tanımlayacağız. Bu durumda öncelikle bir yüzey seçmemiz istenir. Yüzeyimiz bu. Daha sonra kenar işaretlememiz gerekiyor. Kenarımız da bu. Bundan sonra pahın özelliklerine buradan girebilirsiniz. 1,5 milimetrelik bir uzunluk ve 30 derecelik bir açı. Okey dediğim an pah uygulanmış olur. Diğer seçenek ise iki farklı mesafenin girilmesidir. Bunun için yine bir kenar seçmem istenir. Daha sonra iki farklı mesafe girmem lazım. 1,5 ve 2,5. Buradaki düğme ile 1,5'un ve 2,5'un yani iki farklı mesafenin hangi taraflara uygulanacağı arasında gidip gelebilirsiniz. Okey dediğim an buradaki pahta uygulanmış oldu.